Türkiye'deki pahalılığın zammı kaçınılmaz kıldı. Aslında turizm salonunda yaklaşmışken, hatta başlamışken böyle bir zamma biz uygun bakmıyorduk, olumlu bakmıyorduk ama Edirne'nin bu meşhur turizm lezzetlerinden salonunda olan tava ciğere zam geldi. Porsiyonu 12 liradan satılan ciğer 14 liraya yükseldi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna yaptığı açıklamada bir süredir gelen zam taleplerini piyasa araştırması yaparak kabul etmediklerini ancak artan maliyetlerin zammı kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Ciğere yapılan zam uzun araştırmalar sonucunda, hatta bu aylar beklendi. Daha önceden yılbaşı sonrası bize gelen dilekçeler var. Fakat biz piyasayı iyice araştırmak ve piyasanın oturmasını takip edebilmek amacıyla öncelikle kabul etmedik birlik olarak. Birliğin yasa gereği kabul etmeme, reddetme ve kabul etme gibi iki seçeneği var. Biz reddi seçtik ve arkadaşlardan da bu işte iştigal eden arkadaşlara da rica ettik. Dedik ki bahara doğru bu iş gerçekleşir. Hem de piyasanın girdileri çıktıları daha sağlıklı hesaplanır diye düşündük. Gerçekten de öyle oldu. Baktık ki gelen zamların ardı arkası kesilmiyor ciğerde. Çünkü malum ciğer Edirne'de kesilen hayvan ve onun ciğeri yetmiyor Edirne ciğercilerine. Bu nedenle ciğer Marmara bölgesi, Trakya bölgesi hayvanlarından da buraya takviye oluyor. Bu da zammın, girdilerdeki pahalılığın zammı kaçınılmaz kıldı. Aslında turizm salonunda yaklaşmışken, hatta başlamışken böyle bir zamma biz uygun bakmıyorduk, olumlu bakmıyorduk ama zorunluluk tabii esnafın da girdilerinin pahalı oluşu. Bunun da bir gerçek olarak önümüze gelmesi bu zammı yapmamıza neden oldu. 12 liradan satılan bir porsiyon ciğerin 14 liraya yükseldiğini belirten İna, zammın sadece tava ciğeri değil, köfteyi de kapsadığını söyledi. Eskiden biliyorsunuz 12 Türk lirasıydı. Şu an 14 Türk lirası olarak gerçekleşti. Onların talebi bizden 15 Türk lirasıydı ama biz arkadaşlarla oturduk, birlikte araştırdık. Çünkü bu ciğerin sadece gelen turistin yemesi değil, Edirne halkının da tüketmesi tarafındayız. Bu nedenle sadece 2 lira zamla şimdilik bu zammı gerçekleştirdik. Peki sadece ciğer mi, köfteye devam mı? Dolayısıyla tabii zaten gelen zamlar, borsadaki artışlar komple bütün hayvanları, kuzuyu, danayı hepsini kapsadığı için yani buna sakatat da giriyor, köfte de giriyor, etli yemekler de girmekte. Bu zammı mecburen hepsini yansıtmak zorundasınız. Bir de eğer daha diretirsek makas açısı daha da büyüyor. Bu sefer aşırı zam yapmak durumunda kalırsınız ki biz de bunu istemiyoruz. Zaman zaman en azından bir senede iki senede bir bu piyasayı takip ederek bu zamları yansıtmak zorundayız. Yoksa eğer takip etmezsek 3-4 yılda bir zam yapılırsa çok yüksek bir yüzdeyle halkın karşısına çıkılıyor. O zaman aşırı rahatsızlık meydana gelmekte.